Sayın Başkanım, bizi yoğun çalışmalarınızdan dolayı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yoğun mesainizin arasında. Şimdi sizi kısa bir tanıyabilir miyiz, tanımayanlar açısından? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben Süheyl Kırkıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi, aynı zamanda Grup Başkan Vekiliyim. Üçüncü dönemdir Belediye Meclis Üyeliği yapıyorum. Amacımız şehrimizde yaşayan halkımıza destek ve yaşamlarını kolaylaştırmak olarak siyaseti belirlemiş durumdayız. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Bunun dışında şu anda ofisimdesiniz. Harita ve kadastro mühendisliği yapıyorum. Fiili olarak 35 yıldır yapıyorum bu mesleği. Ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz diyebilirim. Siyaset alanını bir meslek olarak görmeyenlerden biriyim. Çünkü benim bir işim var, benim bir aile yaşamım var, benim bir sosyal yaşamım var ve siyaset yaşamım yalnızca bunlardan bir tanesidir. Sayın Başkanım, bu sabahki gerçekleşen meclis toplantısında bazı gerilimli anlar, karşılıklı diyaloglar oldu. Malumunuz. Takip ettik bizler de. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, aslında Silivri Belediye Meclisi İstanbul meclislerine nazaran çok daha nitelikli, seviyeli tartışmaların yapıldığı bir meclis. Çünkü bu yıllar öncesinden gelme bir kültüre sahibiz. Silivri halkı ve tabii seçtikleri bu bilinçle hareket etmeyi her zaman önemsemiştir, dikkat etmiştir. Buradaki meclis Silivri'nin sorunlarına odaklı ve haliyle meclis üyeleri de bununla ilgili bir çaba içerisinde olmayı esas almaktadır. Esasında Türkiye'nin yeni gerilimlerine ihtiyacı yok. Yeterince gerilimli bir ülkede yaşıyoruz. Genel siyaset gerilimler üzerinden dayatmalar, suçlamalar, karalamalar üzerinden yapılmakta. Bu tartışmanın Silivri'ye taşınması bizi üzer. Doğru bir şey değil. Herkes karşı taraf için söyleyeceği birçok şey bulabilir. Zaten televizyonları izleyen bir vatandaş aynı konuyla ilgili belki de bir günde 100 defa benzer şeyleri farklı kişilerden duyabiliyor. Ben istiyorum ki Silivri halkı bunların Silivri Belediye Meclisi'nde tartışıldığı bir yer değil de Silivri Belediyesi'nde Silivri kentinin sorunlarını tartışabilsin. Esasında buna odaklanmak lazım. Silivri Belediye Meclisi bir özne olabilir, olabilmesi gerekirdi. Biz başından beri bunu belediye başkanımızdan talep etmekteyiz. Silivri Belediyesi ve belediye meclis üyeleri daha çok aktif, daha çok katılımcı ve daha çok kafa yoran bir yerde bu işi elini taşın altına koyabilmesini isteriz. Çünkü biz bunun için seçildiğimizi düşünüyoruz. Yani yalnızca oradan aydan aya gidip de belediye başkanlığının önerdiği konuları oylamak değil de tabii ki o da bir görevimiz. Ama sorunlara karşı kafa kafaya verip aynı masa etrafında bir fikir tartışması yaparak sorunların üstesinden gelebilmeyi, konuşabilmemiz, tartışabilmemiz gerekiyor. Bence bunlar çok önemlidir. Ancak ülkedeki genel demokratik eğilim ne yazık ki katılımcılığa müsaade etmiyor. Bu Silivri'mizde de bu ne yazık ki yaşanıyor. Bu konuda ben Silivri Belediye Meclis üyelerinin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili de olsa, diğer konularla da ilgili olsa bu konulara çok daha katılımcı, aktif ve katkı verici bir yerden yaklaşım göstermesini ve belediye meclisinin bu işlevle yürütülmesini isterdim.
oluşan ara ara ki gerilimler bundan kaynaklıdır. Biz bu sorunları elbette tartışabiliriz siyasetçiler olarak ama köşeli sıfat kullanarak ya da suçlamalar yaparak yapılan hiçbir tartışmanın hiç kimseye bir faydası olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani biz burada AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla oturup her şeyi rahatlıkla konuşabilmeyi ben isterim. Hepsini ayrı ayrı zaten tanıdığımız için hepsini ayrı ayrı saygıyla da yaklaşıyorum. Zaman zaman kırıcı üslup veya kavramlar kullanılsa da bu asla kalıcı olmaması gerekiyor ve zaten bunu çok kolay bir adım sonrasında bertaraf edebiliyoruz. Sayın Başkanım, şimdi deprem konusuna gelelim. Deprem konusunda Silivri özelinde ne gibi çalışmalar yapılıyor CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak? Evet, deprem ne yazık ki bu sabah da İzmir'de bir deprem fırtınasından bahsedildi. Peş peşe depremler yaşandı. Büyük bir kaygı var orada. Yani tüm İzmir ve çevresinde yaşayan halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Deprem aslında hepimizin bir gerçeği. Türkiye'de ne yazık ki 10 yıllardır deprem gerçeğiyle, deprem tehlikesiyle beraber yaşamamıza rağmen depreme karşı çok ciddi çalışmalar yürütülemedi. Bir defa deprem bir doğal ama alınamayan ya da yanlış uygulanan kentsel politikalar nedeniyle bir afete dönüşebiliyor. Yani doğa olayı olması gereken deprem bir afete dönüşebiliyor. Aslında bakıyoruz ki dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde artık depremler çok daha büyük şiddette oluşan depremlerde dahi çok daha az binanın yıkıldığını ve çok daha az insanın öldüğünü gösteriyor. Bu da demek ki depremde ölmek bir kader değil, bir kader değil. Bir takım bilimsel çalışmalar yapmak suretiyle önlem alabiliriz ve depreme karşı hazırlıklı olabiliriz. İşte biz de bu farkındalığı canlı tutmak ve geliştirmek için sürekli bu çabayı gösteriyoruz. Dikkat etmişsinizdir. Ben her meclis gündeminde mutlaka deprem gerçeğine ve tehlikesine işaret ediyorum. Zaman zaman Silivri Belediye'mizin aldığı bir kararın ya da bir uygulamanın, zaman zaman Büyükşehir Belediye'mizin aldığı bir çalışmanın beni heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Ama bu öylesine önemli bir konu ki sevgili arkadaşım, ne Silivri Belediyesi, ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne de bakanlıkların tek tek başlarına bu işin altından kalkmaları mümkün değil. Bir defa bilimle yürüyeceğiz. Yani bilimsel doğrularla yürüyeceğiz. Bir tek doğru varsa o da bütün kurumların birbirleriyle koordineli bir şekilde, birbirleriyle dayanışarak, uzlaşarak, yan yana durarak bu önlemleri almasını sağlamamız lazım. Yani bu, ben seni tanımıyorum, ben seni dikkate almıyorum, sen MHP belediyesin, yoksun, sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bizden aldın, ben seni tanımıyorum yaklaşımlarıyla depreme hazırlık yapılamaz. Bir defa bu bir seferberlik ruhuyla hareket edilmesi lazım. Çünkü emin olun İstanbul depremi ki geçen 3-4 gün önce de deprem bir rapor hazırlandı. Kandilli Rasathanesi'nden yeni bir ilan edildi. Buna göre de beklenen Marmara depremi ne yazık ki Büyükçekmece
Kumburgaz Silivri açıklarında gerçekleşeceği artık kesinleşmiş görünüyor son ölçümlerle. Şimdi böyle bir durumda bizim başka türlüsünü yapma lüksümüz yok. Bir dakika bile kaçırmadan, uzak kalmadan bu deprem risklerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Neyimiz eksikse oradan başlayacağız. Değil mi? Neyimiz yanlışsa oradan başlayacağız. Nedir onlar? Bir defa bizim konutlarımız, yani bina stoğumuz çok zayıf. Pek umut verici bir şeyimiz yok. Bunları bir defa... Peki yüzde kaç oranında eski bina var ve yüzde kaç oranında çalışmalar yapılması planlanıyor? Ya şu anda... Elinizde bir veri bilgi var mı bu konuyla alakalı? Şu anda onunla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili yapılan çalışmalarda hangi binanın depreme karşı nasıl dayanacağını, kaç yıllarında yapıldığını binanın, ruhsatlı olup olmadığı gibi bir envanter çıkarıldı. O envanter var elimizde. Bir de şimdi yeni yeni yapılan bütün binaların bir taraması yapılıyor. Yani binanın taramasına göre binanın o kütleyi taşıyıp taşıyıcı sistemler kontrol ediliyor. Binayı taşıyıcı sistemlerinden sütun ya da kolon dediğimiz ya da taşıyıcı kolonlarının röntgenleri çekiliyor. Örnekler alınıyor. Kullanılan betonun örnekleri alınıyor. Evet. Gibi bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu konulara ne durumdayız şu anda? Sahada çalışmalar devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız gelen ekipleri kabul etmediklerini öğrendik. Üzüldük. Tabii ki bu konuda yapılan çalışmaya destek verilmesi çok önemlidir. Çünkü buradan şu çıkmaması lazım. Burada bu ön çalışmayla binanız kötüdür. Hadi 2 ay içerisinde sizi çıkartıyoruz gibi kimse onlara gelip söylenmeyecek. Bu o değil. Ama diğer çalışma, yani diyelim ki 7 katlı bir binadasınız, 28 daireli bir binadasınız ve daire sahiplerinden bir tanesi binasının depreme karşı nasıl dayanacağını, nasıl davranacağını ölçtürmek adına bir çalışma yapıyor. Buradan çıkacak olan resmi rapor eğer depreme karşı yetersizliğini gösterirse bu kayıtlara geçiyor ve bu kayıtlar hem bakanlığa gidiyor hem de belediyemize geliyor ve belediyemiz o binanın dayanıksızlığını o raporla kanıtlandığından dolayı belli bir süre içerisinde boşaltmalarını talep etmektedir. İşte burada bazı vatandaşlarımız böyle bir duruma düşmemek adına bu tür raporları ya da ölçtürmeleri yapmamaya çalışıyorlar. Aslında bile bile kötü bir binada yaşamayı tercih ediyorlar. Bu da istenmeyen sonuçlara davetiye anlamında gelebilir. Biz Silivri'deki bina stoğu aslında çok kötü değil. Genel olarak baktığımız zaman. Neden? Belli bir tarihten itibaren hem beton kalitesine önem verdik hem de 99 depreminden sonra çıkan imar ve deprem yönetmeliğine göre binalarımızı yaptığımız için binalarımızın önemli bir bölümü depremsellik anlamında esasında iyi konumda. Şu anda iyi olmayacak olan, olmadığı görülen yaklaşık 400'e yakın bina var Silivri'nin. Silivri genelinde. Merkez olarak. Silivri'nin tamamı 50 bin tane binayla dolu olduğu düşünüldüğü. Bu dediğiniz zaman, rakam 400 rakamı merkez ağırlıklı olarak. Bunlar da daha çok
80 yılından önce yapılmış olanlar, bir bölümü de 99 depremden önce yapılmış olanlar. Tabii ki herhangi bir proje, ruhsat ya da bir denetime tabi olmadan yapılanlar ağırlığı, bunların ağırlığını oluşturuyor. Şimdi bizim yapabileceğimiz şeyler bu bilinen binaların hızla dönüşümünü sağlamak. Güzel bir gelişme, bugün belediye meclisinde de işaretini verdim. Silivri Belediye'miz yeni bir şirket kurdu biliyorsunuz. Siltaş. Siltaş. Evet. Bu Siltaş üzerinden yıllardır deprem korkusuyla yaşamakta olan Varnalı konutları ile bir görüşmeler yapıldı ve depreme kentsel dönüşüm yapmak suretiyle depreme hazırlık babında bir çalışma başlatıldı. Bunu olumlu karşılıyoruz. Çünkü depreme hazırlık birkaç açıdan mümkün. Bir tanesi binalarımızı değiştireceğiz. Birkaç maddede farklı, mesela dereleri ıslah edilmesi lazım. Ya da binanın yapılmaması gereken yerlere bina yapmayacağız bundan sonra. Tabii ki kimseyi suçlamak doğru değil ama baştan söylemeye çalıştığım bilim esastır bu konuda. Bilimin öğretisine bağlı kalırsak nerelere bina yapıp nereleri yapmamak gerektiğini, yapacağımız o teknik araştırmalarla, yerleşime uygunluk haritalarıyla, mikro bölgeleme çalışmalarıyla biz bunu görebiliyoruz zaten. Bunu yapmadan atacağınız her adım sizi yanlış yapmanıza sebep olabilir. Bunlar yapılıyor ve tabii ki Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor derseniz veya ne yapması gerekir derseniz. Silivri özelinde neler yapması lazım? Silivri özelinde ne yapmam? Evet. Şimdi Silivri özelinde yaptığı bu depreme karşı bütün binanın taramasını yapıyor bir defa. Hani bir şeyi çözüm geliştirmek istiyorsanız bir defa onu tanımanız lazım. Nasıl bir şehirde yaşadığımızı bilmemiz lazım. Daha önceden Silivri Belediyesi'nin böyle bir çalışması yok muydu? Vardı, kısmi vardı. Numara taş ve bina belirleme olayı. Elbette sokak... ama o tam bu değil yani. Evet. O birçok amaca hitap eden bir çalışma, çok kıymetli bir çalışmaydı. Ama tek başına bunu doğurmuyor. Yani bunu bizim tanımamıza sebep olmuyor. Şimdi yapılması gereken bütün yerleşme uygunluk haritalarının yapılması, yani jeolojik haritaların yapılıp bizim planlamamızın öncesinde, yani şehir planlamasının öncesinde bunu bir masaya serilmesini sağlamak lazım. Bunu Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Başkan Bey geçen anlattı. Bazı yerlerin ivedilikle yapılmasını zorunlu kıldığı için bunu bakanlıklar üzerinden de yaptıklarını duyuyoruz. Bu da iyi bir şey. Yani kimin yaptığı önemli değil. Başta söylediğim gibi aslında bütün kurumların koordineli bir şekilde yürümesi, çalışma yapması bu sorunu çözmemize sebep olabilir. Bir de tabii ki Büyükşehir'in ciddi imkanları var. Bakanlıkların ciddi imkanları var. Özellikle konut üretiminde TOKİ'nin bu konuda çok daha aktif. KİPTAŞ'ın bu konuda çok daha aktif ve destekleyici olması zorunludur. Biz geçen son gelişinde, Ekrem İmamoğlu son gelişinde bu konuyla da ilgili de bir görüşme yaptık. Umarım önümüzdeki günlerde KİPTAŞ'ın Silivri özelinde bu konuyla da ilgili bir takım çalışmaları olabilecek. Bununla ilgili biz sürekli bunun önemini anlatmaya, bunu önlerine koymaya çalışıyoruz. Onların imkanları çünkü ciddi bir şekilde büyük ve KİPTAŞ konut üreten bir kuruluşsa, bir İBB'ye bağlı bir birimse, önceliği de kentsel dönüşüme ya da deprem odaklı kentsel dönüşüme vermesini biz talep ediyoruz onlardan. Bunu vurgulayacağız, tekrar konuşacağız. Umarım bu konuda yol alırız ve önümüzdeki günlerde Silivri halkına bununla ilgili bir müjde veririz.
Sayın Başkanım, son olarak eklemek istediğiniz cümleler varsa onları da alalım. Çok teşekkür ederim. Silivri halkına. Adnan arkadaşım. Silivri halkına sağlıklı ve güvenli bir kent içerisinde yaşamalarını güvencesi, teminatı onların seçtikleri belediye başkanlarıdır, belediye meclisleridir ve oy verdikleri hükümetlerdir. Bu güvende onların bizlerden beklentisi büyüktür. Biz bu beklentiye ve güvene layık olmak için çalışmayı ve çabayı yükseltmemiz gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bu konuda hem kendi içinde hem de diğer ilgili STK'larla ve meslek örgütleriyle ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu ve bunu büyütmek istediğimizi söyleyebilirim. Hepinize, herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Bize zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.